Ev sahibi olmak gitgide zorlaşıyor. Her ne kadar pandemi sürecinin en büyük öğretilerinden biri, kendi evinde oturmanın birçok avantaj sağladığı yönünde olsa da ne yazık ki bu birçok vatandaş için hayal olarak kalıyor. Ancak devlet güvencesiyle inşa edilen TOKİ konutları, uygun fiyatları ve avantajlı ödeme seçenekleriyle dar ve orta gelirli kişilere ev sahibi olmak konusunda umut veriyor. Peki TOKİ ihalelerine katılmak için ne yapmak gerekiyor? TOKİ konutları kaç paraya satılıyor? TOKİ konutlarını kimler alabiliyor? TOKİ konutları özellikle de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlıyor. Bu sebeple TOKİ kuralarına başvurabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmak gerekiyor. Bu koşullar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il, ilçe sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Toplu konut idaresinden konut satın almamış olmak ve toplu konut idaresinden konut kredisi kullanmamış olmak, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç. Kendisine, eşine ve veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç olmaması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç. Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor. Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vesaire her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması gerekiyor. TOKİ kurasına katılmak için ne yapmak gerekiyor? TOKİ evlerini satın alabilmek için kuraya katılmak gerekiyor. Başvuru içinse kimlik belgesi, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için kredi kullanım durumuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığından alacakları, hak sahipliği belgesi, engelli vatandaşlarımız için engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu, en az %40 engelli olduğuna dair emekli vatandaşlarımız, sosyal güvenlik kurumundan alınan emekli kimlik belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz etmek gerekiyor. Başvuru işlemleri tamamlayan kişiler, ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalıyor. Kura sonucu ev almayı hak kazanan kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılıyor. TOKİ konutları kaç paraya satılıyor? Ödeme koşulları nasıl oluyor? TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde satılıyor. TOKİ konutlarının 1+1 evleri 113.000 TL'den satışa sunulurken, 2+1 ev fiyatları bulunduğu konuma göre 134.518 TL ile 159.782 TL'den başlıyor. Orta gelir grubu için inşa edilen 2+1 evlerin fiyatları 154.000 TL ile 172.000 TL arasında değişiklik gösterirken, 3+1 konutlar 202.000 TL ile 222.000 TL arasında satışa sunuluyor. Önceki konu, ev sahibi olan herkesi ilgilendiren o haber geldi, bunu yapmayan kişilere haciz gidebilir. Sonraki konu, SGK erken emeklilik için o tarih.